Güneş alevler salıyor, titriyor, parıldıyor, som ışık içinde yüzüyor her şey. Tepeler, kum tepeleri, önümüzde ve ardımızda kızıl ve portakal renkli tepeler. Issızlık, yanan ve yakan sessizlik. Ve biz hecin develeri üzerinde iki yolcu, bir beşikte salınır gibi insana gündüzü ve içindekileri, güneşi ve sıcak rüzgarı, uzun, upuzun yolu unutturan bir uykuda ilerliyoruz. Doruklarda biten dağınık, kupkuru ot öbekleri ve ötede beride dev yılanlar gibi kum üzerinde gezinip duran yamru yumru ham çalıları. Eğer üzerinde sallanıyorsunuz. Uyku iyiden iyiye bastırıyor ve insan artık develerin ayakları altındaki kumun hışırtısından, eğer heybesinin dizlere sürtünüşünden başka hiçbir şey duymaz oluyor. Yüzünüz güneşe ve rüzgara karşı küfiyeyle sarılı ve Teyma kuyularına doğru çölü geçerken, sürüklediğiniz kendi yalnızlığınız sanki, maddi ve somut bir nesne gibi, onunla birlikte ve onu aşarak, susuzlara su bahşeden gizemli Teyma kuyularına doğru ilerliyorsunuz. Bir ses işitiyorum. Nufud'u geçerek dosdoğru Teyma'ya, diyor. Düşte miyim? Yol arkadaşım mı konuşuyor? Kestiremiyorum. Bir şey mi dedin Zeyd? Teyma kuyularını görmek için, diyor yol arkadaşım. Nufud'u aşmayı herkes göze alamaz diyordum. Zeyd'le ben, Kral İbni Suud'un davetlisi olarak gittiğimiz Necid, Irak sınırındaki Kasr Ataymin'den dönüyoruz. Özel görevimi yerine getirmiş ve bana kalan bu geniş zamandan yararlanarak yaklaşık 200 mil güneybatıdaki o uzak ve kadim Teyma Vadisi'ni görmeye karar vermiştim. Eski Ahid'in Teyma'sı, İşaya'nın Teyma diyarının sakinleri susuz olana su verdi dediği Teyma. Teyma'nın bereketli suları, Arabistan'ın hiçbir yöresinde benzeri bulunmayan o büyük kuyuları, İslam öncesi çağlarda Teyma'yı kervan ticareti için büyük bir merkez ve erken Arap kültürünün beşiği haline getirmişti. Öteden beri görmek isterdim orayı ve böylece dolambaçlı kervan yollarını terk ederek doğru Kasr Ataymin'den vurup Büyük Nufud çölünün kalbine, merkezi Arabistan yaylalarıyla Suriye çölü arasında öylesine güçlü, öylesine kendinden emin bir görünüş içinde uzanan o kızıl kum çölünün tam ortasına daldık. Issız bucaksız çölün bu bölümünde ne yol ne iz vardı. Yumuşak uysal kumda, her şeyi silip süpüren rüzgarın önünde ne insanların ayak izleri uzun süre dayanabiliyordu ne de hayvanların. Yolcuların gözlerini dikip de uzun süre izleyebilecekleri hemen hiçbir nirengi noktası yok önlerinde. Rüzgar vuruşları altında kum tepecikleri durmadan silüetlerini değiştiriyor, yavaş hissedilmez bir devinimle biçimden biçime giriyorlar, tepeler alçalarak vadilere, vadiler kabara kabara rüzgarın önünde belli belirsiz hışırdayan ve develerin ağzında bile kül gibi acı bir tat bırakan kuru, cansız otlarla benekli, yeni yeni tepelere dönüşüyor. Çölü değişik yönlerden pek çok kere kat etmiş olmama rağmen yine de tek başıma yolumu bulabileceğimden emin değildim. Bunun içindir ki Zeyd'in yanımda bulunmasından hoşnuttum. Ne de olsa onun memleketi burası. Büyük nüfudun güney ve doğu yörelerinde yaşayan ve yoğun kış yağmurları başlayıp da kum tepeciklerini bereketli çayırlara dönüştürdüğü zaman, develerini getirip birkaç ay boyunca ortasında otlatan Şammar kabilesine mensuptu Zeyd. Çölün huyu, çölün doğası kanına işlemişti. Zeyd'in yüreği onun sınırsız dönüşümleriyle uyum içinde çarpıyordu. Zeyd diyebilirim ki tanıdığım en yakışıklı adam. Geniş alınlı, ince, orta boylu, biçimli kemikleriyle güçlü, sırım gibi bir bedevi. Çıkık elmacık kemikleri, keskin ve tutkulu ağzıyla buğday renkli uzunca yüzünde çöl Araplarına özgü o bildik ağırbaşlılık, içten gelen cana yakınlık, onur ve metanet okunuyor. Saf bedevi kanıyla Necid'in şehir hayatının mutlu, uyumlu bir karışımı. Bedevinin duygusal kararsızlığına düşmeden onun içgüdüsel güvenini, şehirlinin çok bilmişliğine kendini kaptırmadan onun pratik zekasını, bilgeliğini taşıyor davranışlarında. O da benim gibi macera peşinde koşmuyor ama maceradan hoşlanıyor. İlk gençlik çağından bu yana hayatı heyecan veren sayısız olaylarla dolu. Büyük savaş sırasında onu daha çocuk denecek yaşta Osmanlı yönetiminin Sina seferi için düzenlediği başıbozuk deve müfrezelerinde süvari olarak görüyoruz. Sonra Şammar topraklarını İbn-i Suud'a karşı savunan bir yurtsever, sonra Fars körfezinde silah kaçakçısı, bu arada Arap dünyasının çeşitli bölgelerinde pek çok kadının kara sevdalısı, kuşkusuz bu kadınların hepsi bir zamanlar onun meşru karısı olmuş, sonra da yine meşru yollarla boşanmışlardı. Mısır'da at tüccarı, Irak'ta paralı asker ve son olarak da hemen hemen 5 yıldır benim Arabistan'da yol arkadaşım. Ve şimdi 1932 yılının bu yaz sonunda, geçmişte olduğu gibi yine yalnızlığımızı kum tepeleri arasında sürükleyerek, uzak mesafelere dağılmış kuyulardan birinde ya da ötekinde konaklayıp, yıldızların altında geceleyerek birlikte yol alıyoruz onunla. Kızgın kum üzerinde develerin bitmeyen ayak hışırtıları ve yürüyüş sırasında bazen develerin adımlarının ritmine uyarak Zeyd'in mırıldandığı şarkılar. Kahve, pirinç ve kısmetli olduğumuz günler av hayvanlarının pişirildiği gece kampları, geceleri kum üzerinde yatarken bedenlerimizi yalayarak geçen serin rüzgar, kum tepelerinin ardından kıpkırmızı, neredeyse donanma fişeği gibi patlayarak doğan çöl güneşi ve tıpkı bugün olduğu gibi her nasılsa suya kavuşan bir bitkide uyanan hayat mucizesi. Öğle namazı için mola vermiştik. Ellerimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı yıkarken su tulumundan ayaklarımın önündeki kuru ot tomarına, güneşin yakıcı ışınları altında sararmış, cılızlaşmış, cansız ve zavallı bu küçük bitkiye birkaç damla su döküldü. Su bitkinin üzerine damlarken ince uzun yaprakların önce hafifçe sarsıldıklarını, sonra titreyerek çözüldüklerini gördüm. Birkaç damla su, sonra birkaç damla daha. Küçük yapraklar gerilip kasılıyorlar ve yavaş yavaş, neredeyse çekinerek, titreye titreye doğruluyorlar. Ot tomarının üzerine biraz daha su dökerken soluğumu tutuyorum. Ben su döktükçe gizli bir kuvvet onu ölüm uykusundan çekip alıyor ve bitki gittikçe daha canlı, daha hızlı bir kımıldanışla dirilip doğruluyor. Ne eşsiz bir görüntü Rabbim! İnce uzun yapraklar bir deniz yıldızının kolları gibi, görünüşte çekingen ama karşı konulmaz bir çılgınlığa kapılmışçasına kasılıp büzülüyorlar. Küçük ölçekli ama gerçek bir haz düşkünlüğü bu. Ve hayat, daha demin ölü olan bir gövdeye şimdi zaferle giriyor. Görünür bir biçimde tutkularla, hazlarla eskimiş olarak, kudretle dolup taşarak ama kendi görkeminin, kendi büyüklüğünün farkında olmadan. İşte tüm görkemiyle hayat. Bunu her zaman duyarsınız çölde. Onu bulmak ve korumak öylesine güç ve çetindir ki, bu yüzden her zaman bir armağan, bir define ya da bir sürpriz gibidir. Onu yıllardır tanısanız bile çöl yine de şaşırtıcıdır daima. Bütün katılığı, bütün boşluğuyla onu gördüğünüzü sanırsınız. Tam o an birden uykusundan uyanır çöl, solumaya başlar. Daha dün kum ve çakıl yığınlarıyla kaplı arazide ince, uçuk yeşil otlar belirir. Ve çöl bir soluk daha alır. Bir kuş sürüsü dolaşıp durmaya başlar havada. İnce, küçücük, uzun zümrüt yeşili kanatlarıyla nereden gelip nereye giderler. Ve çöl bir soluk daha alır, meş'um kurşuni bir bulut, sonu gelmez bir aç savaşçılar ordusu, sıçrayıp dönerek ilerleyen bir çekirge sürüsü yükselir topraktan. Bütün görkemiyle hayat, beklenmedik olanın şaşırtıcı görkemiyle. Nufud gibi daha pek çok çölün, durmadan değişen görünümler içinde daha pek çok manzaranın, bütün bir Arabistan'ın anlatılmaz kokusu var onda. Bazen esmer, engebeli volkanik bir toprak, bazen ıssız bucaksız kum tepecikleri, bazen kayalık tepeler arasında yolunuza birden ürkek bir yaban tavşanının sıçrayarak çıktığı, dikenli çalılarla kaplı bir vadi, bazen üzerinde ceylanların ayak izlerini seçebildiğiniz, hafif, yumuşak bir kumsal, bir yerlerde bilinmez yolcuların yaktığı ateşlerle kararmış, nice uzak günlerden kalan bir öbek ocak taşı, Bazen hurma ağaçları altında bir köy ve su kuyularının üzerinde biteviye gizemli bir havayı terennüm eden, ruhunuzun susuzluğunu yatıştırmak için karşınızda bir vadi ve çevresinde koyunlarına, develerine su veren bedevi çobanların uzaktan bağırıp çağırarak devinip durduğu bir su kuyusu. Su geniş deri tulumlarla çekilip yeni deri oluklara dökülürken, hayvanlar telaşlı bir hoşnutlukla kana kana içiyor ve çobanlar hep birlikte bir türkü tutturuyorlar. Ve sonra acımasız güneşle birlikte bozkıra yine yalnızlık iner ve geniş kanatlarıyla her şeyi örter. Sert, sarı ot lekeleri, yılanı andıran dallarıyla yerde sürünen ince yapraklı çalılar, otlamaya buyur eder develerinizi. Ötede tek başına bir akasya ağacı, çelik mavisi bir göğe belirir ve sonra yaldızlı derisiyle hiç su içmediği söylenen kertenkele çıkar ortaya ve bir hayalet gibi kaybolur. Çukurluk bir yerde keçi kılından örülmüş siyah çadırlara ya da bir öğlen üzeri konak yerine dönen bir deve sürüsüne rastlarsınız. Deve çobanları çıplak develerin sırtında yol alırlar. Hayvanlara seslendikleri zaman çölün sessizliği emerek yutar onların sesini ve yankısız bırakır.